Selam gençler, YouTube Fizikle Barış kanalına hoş geldiniz. Evet, çalışmamızın 3'te 2'sini bugün itibariyle sonlandırıyoruz gençler. Bu arada elektrik hayatına da son veriyoruz değil mi? Alternatif akım ve transformatörler konusuyla baş başayız gençler. Evet, bir sonraki günümüzde artık modern fizik hayatına olan dalgalar kısmına başlangıç yapacağız. Evet, alternatif akım nedir? Bilmemiz gerekenler neymiş bakalım? Alternatif akımın ne olduğunu açıklayacağız. Sonra bakın ne istiyor bizden? Alternatif ve doğru akımı karşılaştıracağız. Yani birinde olan, birinde olmayan ve sonrasında alternatif akımdaki ve doğru akım devrelerinde bak bunları beraber yapacağız. Direnç, bobin ve sığaçların davranışlarını öğreneceğiz. İndüktans, kapasitans, rezonans, empedans ne güzel ya. Rönesans her şeyi böyle açıklayacağız arkadaşlar. Sonra transformatörler ne işe yaradığını, çalışma prensiplerini açıklayacağız. Hangi amaçlarla kullanıldığını bulmaya çalışacağız ve basit bir iki de ufak tefek de ilaveler yapacağız arkadaşlar. Evet, şimdiden kolay gelsin. Evet, alternatif akım tanımı nedir derseniz şudur. Yönü ve değeri periyodik olarak değişen akım demektir arkadaşlar. Şimdi bakın, olayın şöyle bir başlangıcını düşünelim. Bir manyetik alanın içerisine bir çerçeveyi koyalım. Şu anda başlangıçta buna T eşittir 0 an demişim bak. Yani 0 derece değil mi şu anda? Ben daha hiç çevirmedim anlamında. Buradaki derecelerin anlamında çevirme anlamına geliyor. Yoksa manyetik alana tabii ki de dik. Şu anda akı var mıdır gençler? Evet. Ne kadar? Bu durumdaki akıya phi desem ben. Biraz sonra ne olacaktır arkadaşlar? Ben bunu 90. dereceye getirdiğimde akı sıfıra düştü. Sonra bir daha dik hale geldi değil mi? 180 derece. Yalnız dikkat. İlk duruma göre A yüzeyine geliyorsa mesela bir düşünün şöyle bir ilk kısımda ne oluyor? Şöyle bir kalın bir levha gibi düşünelim biz bunu azıcık birazcık. Bu tarafına geliyordu. Şimdi ben bunu tam 180 derece çevirsem o zaman buraya eksi fi diyebilirim. Tekrar sıfıra gelecek ve artı fi'ye gelecek. O zaman her 4T'de bir bakın aynı şekli elde edeceğiz. O zaman bu bizim neyimiz oluyor gençler? Bu bizim periyotumuz olacaktır değil mi arkadaşlar? O zaman bakın periyodik olarak kısmının periyodunu oluşturduk. İşte bu şekilde elde ettiğim ne oldu? Akı değişimi elde ettim. Şimdi hadi biz bir önceki dersten biz biliyoruz akının zamana göre grafiğini çizmeyi biliyoruz değil mi biz gençler? Hadi çizelim. Şimdi akı neyi oynuyor? Fi ile başlattım. 0 eksi fi değil mi arkadaşlar? Peki ben bunun grafiğini çizmeye kalksaydım nasıl olacaktı arkadaşlar? Böyle 4'e bölmem gerekecek değil mi? Dikkat ederseniz. Örneğin şimdi bunu yapacağım. Doğru mu yanlış mı tartışırız isterseniz. Mesela hemen akı ne oldu? Fi'den 0'a, 0'dan eksi fi'ye. Oo ne güzel. Böyle midir acaba sizce akının grafiği arkadaşlar? Hemen bakın fi'den 0'a. Oradan da böyle geldi. 4. T'de de bu iş oldu. Oldu mu dersiniz? Tabii ki olmadı. Mantıken doğru gibi birazcık ama şimdi bunları geri alıyorum. Çünkü doğru hallerini çizeceğiz. Bu 4. T yani buraya ben ne diyeceğim artık? Bu 4T'yi kaldırıyorum artık ben buraya periyot diyorum. Şimdi ipucu size arkadaşlar. Hatırlarsanız dik değilse dik hale getir kosinüs demiştim. O zaman bu bir kosinüs fonksiyonu gibi olacaktır arkadaşlar değil mi? Şöyle akının zamana göre grafiği böyle değişir. Eğer ki biz, şimdi bu kadar istemiyor bilgi ama birazcık buradan ben buraya nasıl geçti ya hoca nasıl bu sinüs fonksiyonu oldu diyen arkadaşım varsa onu açıklamaya çalışacağım. Eğer biz bir sistemde biz biliyoruz ki akı değişirse ne olur? Delta fi bölü delta t'nin anlamı da tabi önde de indüksiyon emk'sı elde ederiz. Şimdi eksiyi koydum buraya. D bölü dt değil mi arkadaşlar? Kosinüs fonksiyonlu bir şey değil mi bu? D bölü dt siz iyi biliyorsunuz. Bu ne demek? Türev. Kosinüsün türevi nedir? Eksi sinüs. Bir de önde d olunca sinüs teta eğrisine benzeyen bir emk olması gerekir miymiş? Bakın bunu sınavda sizden istemeyecektir. Fakat ya hoca nereden buradan buraya geçtin derseniz alın size cevap. Demek ki elde edeceğim epsilon ya da voltaj neye benziyormuş bakın arkadaşlar. Sinüs fonksiyonu gibi bir grafik olacak. Ve bu 4. T'ye biz ne adını veririz? Periyot deriz değil mi? Ve elde ettiğimiz en büyük voltaja Vmax. Ters yönlü olana da eksi. Ne oldu? Yönü de değişti mi arkadaşlar? Değeri de sürekli değişiyor. Doğru mu bunun? Bakın yön pozitif yöndeyken biraz sonra negatif yöne ve bu iş de periyodik olarak oldu. E bu arada buraya geçmek çok kolay. Neden? Vır yasası. Rahmetli Ohm kanunu hatırlarsanız. Direnç bir sabittir değil mi? Mesela atıyorum 1 olsa hatta bununla bu aynı mıdır? Evet. O zaman i'nin de zamana göre grafiği hatta burayı yine karalayarak periyot diyorum. İşte aynı şekilde aynı biçimde bir sinüs fonksiyonu gibi olmasına biz alternatif akım diyoruz. Ve böylece alternatif akım tanımını yaptık gençler.
Ve dikkat edin, günlük hayatta aklınıza gelecek şu olacak. Bakın bazı ya ben bunu nereden bileceğim falan demeyin. Prize takarak kullandığımız aletlerin tamamı alternatif akımla çalışıyor arkadaşlar. Şu anda benim bu çekimi yapmış olduğum bilgisayar, örneğin ne bileyim yan tarafta telefonu mesela şarja taktığımız kısım mutlaka ki neyle çalışıyor? Alternatif akım. Fakat tabii telefonun içerisinde belki doğru akıma çeviren düzenekler var mıdır? Tabii onları da tabii ki var arkadaşlar. Onları sonra düşüneceğiz. Peki geldik doğru akım. Bizim 10. sınıfta hatta ortaokulda da gördüğümüz doğru akım vardı. Bu pili böyle bağlıyorduk buraya epsilon ya da V diyorduk. İşte ne demek bu? Yönü ve değeri sabit olan akımdır. Pil ve akü buna en güzel örnektir. Nedir? Bunun değerini biliyorsunuz. Pil bitene kadar hep nedir biz diyoruz böyle V, değil mi? Hatta işte Wr yasasına göre de bir dirence de bağladığınız zaman ne oluyor? İşte bir R direncimiz olsun. Buna ben bir tane de üretici bağladım değil mi? Bak bu neydi? Bu bir doğru akım bak. Neden? Yönü belli. Artıdan çıkacak hep. O zaman nedir? V eşittir I çarpı R Wr yasasından da ben buradan akımı bulabilirim. Ve bu da belli bir düzene sahiptir değil mi arkadaşlar? İşte bu bir Ohm kanunu. Ne diyordu bakın kazanımda? Bu ikisini karşılaştırmayı bilelim. Hadi bakalım. Alternatif akım bakın bundan sonra iyi okuyoruz. Hangi akımmış? Alternatif akım. Neydi? Yönü periyodik olarak mı değişiyordu? Evet, alternatif akım nasıldı? Böyleydi. Bir artı yönden geçiyor, bir eksi yönden geçiyordu, değil mi? Akımın değeri sabit mi? Hayır, sürekli oynuyor bak. Değil mi? Elektroliz yapılamaz. Kimyadan siz tanırsınız bu kelimeyi. Elektroliz yapılamaz arkadaşlar. Neden? Şimdi elektroliz olayında ne vardır biliyorsunuz? Örneğin diyelim ki bir kaşığı kaplama. Kaplamacılıktır kabaca değil mi bunun adı? Mesela gümüş kaplı bir kaşık yapacaksın. Bunu ne yaparsınız kimyada? Şuraya getirip bir artıya, buraya da bir eksiye bağlarsınız değil mi? Buradan gelen atıyorum altın tanecikleri, anotta, çubukta bulunan işte altın, bakır, gümüş neyse artık. Buradaki kaşığın üzerine çökerler ve böyledir. Peki ne gerekiyor? Buranın anot, buranın katot olması gerekir. Peki alternatif akım ne oluyor? Burası bir anot, bir katot. Bir anot, bir katot. Aptal olur oradaki elektron, değil mi? Kafayı yer, nereye içeceğim ben ne ya der. O yüzden elektroliz yapmanız için doğru akım gerekir arkadaşlar. Bu da bir size genel kültürel bir bilgi olsun. Yes, güzel bir soru yine. Yukarıda verilen elektrikli aletlerden hangileri alternatif akıma çalışır? Neyi demiştim ben size? Prize taktıysan, değil mi? Prize kimleri taktıysan. Çamaşır makinesini takıyoruz. Ütüyü takıyoruz ama fotoğraf makinesini pille çalıştırıyoruz değil mi arkadaşlar? Pille çalıştıklarınız nedir? Doğru akım DC derler bunu arkadaşlar. Şimdi biz alternatif akımın yönü ve değeri periyodik olarak değişen akım demiştik. Bakın nasıl çizmiştik bu ifadeleri. Bakın bu grafikleri okumayı bilmeniz sizlerden isteniyor değil mi? Bu çok önemli. Böyle bir voltaj grafiğimiz elde ediyordu. Böyle de bir akım grafiğimiz elde ediyordu ve bu değere biz periyot diyorduk. Şimdi dalgalar bak bu da bir dalga hareketi değil mi arkadaşlar? Akım dalgası yani kabaca. Ne yapıyorduk biz? Dalgalarda bir tam dalganın oluşması için. Burada ne diyeceğiz? Alternatif akımın bir tam değişimini tamamlama süresine periyot. Bir saniyedeki değişim sayısına da frekans ve birimi de hertz diyoruz. Ve hala sizin çok iyi bildiğiniz şey geçerli. Periyot da frekansın birdir. Bunun anlamı ne demektir? Örnek vereyim size. Bizim ülkemizde kullanılan mesela şu anda masa lambası olan arkadaşlar masa lambasının belki arkasında veya içinde bir yerlerde yazıyordur. Şöyle bir şey yazar mesela 220 voltla çalışırım der ve frekansı da şöyle derler 50-60 Hz aralığında falan derler böyle 50-60 Hz. Bu ne demek? Bizim ülkemizdeki frekans yaklaşık olarak bu aralıktadır arkadaşlar. Ortalama 50 Hz. Bu ne demek? Saniyede şu hareket 50 kere yapılıyor arkadaşlar. Yani o kadar yoğun bir sayı ki bu saniyede 50 kere. Bu lambanın sönebilecek zamanı bile olmuyor. Aslında lambanız tam 50 kere göz kırpıyor saniyede. Değil mi? Ama görmüyoruz. Niye? Çok yüksek frekans çünkü. Değil mi? Hadi bakalım buradan biraz grafik okumaya. Mesela böyle bir grafikte özellikle şimdi dikkat etmenizi istiyorum. Şu gördüğünüz sayıların ne olduğunu unutmayın. Mesela voltajın maksimum değeri. Burada da bu arada akım yazacaktı. Burayı kaçırmışız. İyi olacaktı. Akımın maksimum değeri değil mi bu da? Şimdi ne demiş? Bir alternatif akım kaynağının potansiyel ile zaman grafiği verilmiş. Bakın kolay. Ne anlıyorsun? Şuradaki sayılar sana max'tı. Voltajınızın maksimum değerlerinin 100 volt olduğunu ve ne olduğunu bakın tam dalga hareketi nasıl oluyordu? Buradan çık bir de in şimdi periyot oldu değil mi diyorduk? İşte bu periyottu. Neyi soruyor? Periyot kaçtır? O zaman bunun periyodu 4'tür. Frekansını sorarlarsa 1 bölü 4 Hz'tir. Ha diyebilir ki hocam bu dalgalarda bir aralar bir şey yapıyoruz. Hani 1, 3, 5'leri yazmamış.
İki tepenin arasındakine baksak olur muydu diye istek parçada bulundu Necati. Ben de evet diyorum Necati. 4 değil mi saniye yapıyor burası da. Necati halk kahramanımız oldu bizim, değil mi? Hadi bakalım. Alternatif akımla, şimdi burası çok önemli. Belki de en önemli noktalardan bir tanesi. Buraya bir yine bir işaret daha çakalım. Bakın çok çok önemli. Şimdi alternatif akımın nasıldı grafiğini hatırlayın arkadaşlar. Ben voltajın zamana göre grafiğini çizsem şöyleydi, değil mi? Hatırlayın. Bu değer V max, şu değer eksi V max ve sıfır diyorduk, değil mi? Zamanla yönünü ve değerini değiştiriyor, değil mi? Şimdi akımı bir ölçeceksin. 3 şey voltajı 3, 5, 10 ama eksi 2, eksi 8 bunlar da var, değil mi? E peki ancak doğru akım ne oluyordu? Yönü ve değeri sabit akımdı. İşte alternatif akımın ortalama değeri. Yani ben sana desem ki voltaj ne kadar, akım ne kadar diye sorarsam buna ne denir? Yani doğru akıma karşılık gelen değerine biz etkin değer deriz arkadaşlar. Bakın. Peki acı tarafına gelelim. Şöyle bir sayının ortalamasını almaya kalksak, bakın tekrarlıyorum buradaki grafiği, voltajın veya akım da olabilir, bakın hiç fark etmez. Akımın zamana göre grafiğini diyelim. Şöyle bir çizersen şu değere biz ne diyorduk arkadaşlar? I max. Şu değere ne ad veriyorduk? Eksi I max, değil mi? Sıfır. E sen böyle bir grafiğin şurası ile şurası birbirini götürür. Ya böyle bir şeyin ortalamasını alsanız sıfır çıkar arkadaşlar. Ne yapmamız lazım? Şu aslında negatiflik bir yön simgesi, değil mi? Benim bunu yok etmem lazım. Nasıl yok edebilirim? İşte size ipucu arkadaşlar. Güzel bir ipucuyla karşılaşacaksınız. I karenin zamana göre grafiğini çizelim. Böylece eksiliği kaldıracağım bakın. Ne oldu bir anda? I max'ın karesini aldım. I kare max diye buraya geldi. Eksi I max da yukarıya geldi. O da I kare max. Bakın bütün eksiler yukarıya toparlanacak. Sadece bu grafiği biraz sıklaştırmış olduk, değil mi? Ve şu değer ne oldu? I karenin maksimum değeridir. İşte tabi bu arada diyebilirsiniz. Ya öğretmenim niye karesini aldınız? Bir sayının ortalamasını almanın yollarından biri de kareseldir. İşte şu sayı ortalama değer değil midir arkadaşlar? I karenin ama ortalama değeri. Peki o zaman ben nasıl yazabilirim? I karenin ortalama değeri I kare max'ın yarısı mıdır arkadaşlar? O zaman ben bu ortalama değere kısaca etkin değer dememi istemiştim bizim. O zaman buradan çıkan sonuca göre I etkin dediğiniz şey ne oldu gençler? I max bölü kök 2 oldu fark ettiyseniz. Bu yüzden size bu değerleri grafiklerde verilen değerleri kök 2'ye bulduğunuzda böldüğünüzde etkin ve neyi buluyorsunuz? Etkin voltajı ve etkin akımı buluyorsunuz. Peki niye bu kadar önemli biliyor musunuz? İşte bu yüzden. Ampermetre ve voltmetre her zaman etkin değeri gösterir gençler. Bakın çok önemli. Adam sana ampermetre nedir derse şu değeri göstermeyecek. Bunun kök 2'ye bu değeri göstermeyecek. Bunun kök 2'ye bölünmüş halini gösterecek. Bakın hemen bir for example'la devam edelim. Evet İngilizcemle ilgili bir takım söylentiler var arkadaşlar. Var. Arkamdan konuşan arkadaşlarım var. Saygıyla anıyorum o arkadaşlarımı da. Şimdi ne demiş bakalım. Şekildeki bir grafik verilmiş. Akımın etkinde bak bu neydi? Hemen uyandım ben. Bu neydi? Max'tı. I'nin max değeri bu. Ne güzel ya hemen başlıyorum. I'nin max değeri kaçmış arkadaşlar? 2 kök 2 amper değil mi arkadaşlar? Peki o zaman adama sorarlar. I'nin etkin değerini nasıl buluyordum ben? I'nin max'ını kök 2'ye bölüyordum. Ne güzel ya kaçmış bu? 2 kök 2'yi kök 2'ye bölüyorum ve cevabın 2 amper olduğunu buluyorum. Yes. Sonra ne diyor frekans? Ben periyodu bilirim ya. Baksana ne diyor. Hop, geldim 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 geldim. Dur. Bu periyottu. Periyot kaçmış? 4 bölü 100 saniye. Yani 1 bölü 25 değil mi? O zaman frekans kaç? Tersi hemen 25 Hz. Yes bu da doğru. Akım denklemi sinüs mü? Tanıyor musunuz siz bu denklemi? Evet bu bir sinüs fonksiyonudur değil mi arkadaşlar? Evet. Dolayısıyla ifadelerin hepsi doğrudur. Bakın size sinüslü minüslü denklem istemiyorum ama bunun bir sinüs fonksiyonu olduğunu da artık bilelim değil mi yani? Şimdi geldik en önemli duruma geldik. Alternatif akımda 3 tane adam var arkadaşlar. Kim var? Direnç, bobin ve sığa yani kapasite ya da kondansatör diyeyim. Şimdi ilk olarak R yani kimin? Direncin davranışı nasıldır arkadaşlar? Alternatif akımı görünce ne yapıyor? Tırsıyor mu? Korkuyor mu? Ne yapıyor? Bakalım bir inceleyelim bakalım. Bu arada
R'ye biz ne deriz arkadaşlar? Bunun bir ismi vardır. Niye R ile gösteriyoruz? Çünkü bu arkadaşın ismi reaktanstır arkadaşlar. Direncin diğer bir ismi bu konuda reaktans demektir. Şimdi bunu anlamak için alternatif akım ve doğru akıma bağlama. Bakın ne diyordu oradaki kazanımlarda? Bu şunu diyordu. Elemanların doğru akım ve alternatif akım karşısındaki davranışlarını çok iyi öğren diyordu. Bakın bu bir sınav sorusu olarak da geldi. Yine gelebilir. Ne gibi? Bir R direncini önce neye bağladım? Bir doğru akım bu görüyorsunuz V'ye. Bir de etkin değeri yani ortalaması gene V. Yani böylece bu voltajlar aynı oldu değil mi gençler? Bağladım. Şimdi birinde I1, birinde de I2 akımı ölçülecek. Ne olacak? Örnek veriyorum, sayısal sallıyorum. Bundan bu yönde 5 amperlik akım geçtiğini görürseniz alternatif akım, tabi bu arada bu yönde diyemeyeceğiz. Neden? Bir böyle geçecek, bir böyle geçecek buradan. İlginç bir şekilde yine 5 amper olduğunu göreceksiniz arkadaşlar. Yani demek ki dirençler için yani bu R dediğimiz arkadaşlar için doğru akım, alternatif akım neye bağlasan sonuç aynı. Yani eskiden hani biz diyorduk ya böyle vır. Hala bana dünya vır. Değil mi? O yüzden akımların eşit olduğunu unutmuyorsun. Yani direnç doğru akımda da alternatif akımda da aynı davranışta. Ben diyor ben onu görünce benim delikanlılığım bozulmaz diyor. Kardeşim ben senin gibi değilim diyor. Gevşek değilim ben böyle diyor. Onun gibi şey. Sağlam adam. He. Bu arada bu konuda lazım olacak bir kavram var. Empedans. Z ile gösteririz. Şimdi bu Ohm kanununda nedir? Vır, değil mi? Vır yerindeki neydi mesela? Burada R'nin toplam değeri, eşdeğer değeri diyorduk ya. İşte bu konudaki toplam direnç yerine biz ne kullanıyoruz? Z diyoruz. Vız oldu bir anda denklem aslında. V eşittir IZ oldu yani. Alternatif akım devredeki toplam dirence böyle derler. Yani Ohm kanunu ne oluyor artık dediğim gibi bakın vız haline gelecek. Şu anda sadece Z yerine ne yazabiliyorum? Tabii R var. Başka kimse yok yani. Şimdi bakın hemen bir örnek yapmışız. Ne demiş? R direncine sahip bir iletken alternatif bak ne güzel hemen diyor ki R direncine sahip bir iletken. Ah bağladık. Ne diyor? Ne vermiş? Grafiğini ver. Neye bağlamışlar bunu? Alternatif akıma bağlıyorlar. Bak hemen şöyle yapıyorlar. Hop alternatif akım böyle gösteriliyor artık biliyorsunuz. Ne anlıyorsunuz mesela bakın. O voltajın maksimum değerini anladım ben. Ne kadarmış? 200 kök 2 volt. Hemen tabii buradan bazı arkadaşlar uyanarak ya hocam niye etkinle uğraşmıyorsun ya? Yaz şuraya 200 volt uğraşma değil mi? Peki maksimum akım kaç? 10 kök 2 ampermiş değil mi? Bak grafiği okudum hemen. İşte bu kadar ya grafikten bunu anlayacaksın yani bu grafiği okumak. Dedi ki bir arkadaş gene hocam o zaman etkin de 10 amper olmadı mı? Oldu evlat. Şimdi bitirelim işi. İletkenin R direnci ne diyor sana? Bana her şeyi kim hatırlatıyor? Vız değil mi? Artık bu konuda. Voltaj kaç? 200. Akım kaç? 10. Devredeki direnç Z kaçmış demek ki? 20 olmuş. Ya Z kim? Zaten başka kim var? R var yani. R'yi bulduk arkadaşlar. Birazcık ismine Z dedik işte. Şimdi geldik en önemli adamlardan birine bakın. Bu zaten bak direnç hiç arıza çıkartmadı. Bobinle kondansatör arızalı adamlardır bakın arkadaşlar. Şimdi tellerin direncinin dışında bobinin de alternatif akım devrelerindeki saf direnci vardır. Yani bu da bir direnç gibi davranır ve buna indüktans derler. Ve gösterim sembolü de XL. Yani XL dediğiniz şey neymiş? O arkadaşın yani bobinin direnci demekmiş gençler değil mi? Ve bobinin direncini ne diyormuşuz biz? İndüktans. Bazen de duyabilirsiniz. İndüktif reaktans da diyebilirler arkadaşlar. Aman amma cins kelimeler değil mi arkadaşlar? Şimdi en önemli kısma geliyoruz şimdi bak. Ne yaptım? Gene önce bir V'lik bir normal voltaja bir de dalgalı V'ye bağladık değil mi? Alternatif akımı. Ne oldu sonuç? Aynı sonuç mu? Cevap hayır. Buradan diyelim sallıyorum bakın sayıları sallıyorum. Bu adamdan 5 amperlik akım geçerken bundan ne geçiyor biliyor musunuz? 4 geçiyor. Haydi var bir numara değil mi? Burada olmayıp da burada olan şey ne? Tabii ki siz hemen yaklaşık olarak bir önceki konuya geri dönüyorsunuz. Öz indüksiyona hoş geldiniz. Akım ne yapmak istiyor burada biliyorsunuz bu akım biraz oynak böyle yukarı çıkmaya çalışacak. Bu ne diyor? Hop in in hop in aşağı ben seni istemiyorum diyor. O zaman sen böyle büyümeye çalışırken bu diyor ki sana engellemek isteyen kim çıkıyor karşınıza bela? Öz indüksiyon. Öz indüksiyon neydi hatırlarsanız? Akım değişimine karşı koyan güçtü değil mi gibi düşünebilirsin. O zaman ne oldu burada?
Bakın birincideki akım ikinciden büyükmüş bakın. Vay 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 ne güzel değil mi? Yani ne gibi davrandı? Şöyle diyebilir misiniz burada? Sanki diyorum. Fazla direnç varmış gibi oldu değil mi? Fazla direnç varmış gibi. Yani bobinler ne yapıyor? Birazcık akımı karşı koyuyor fazla değil mi arkadaşlar? Öyle düşün, çok basit. Peki bobinin direncini nasıl hesap ediyorum? Peki şimdi burada omega nereden geldi? Hatırlar mısınız ilk daha başlarken ben ne yapıyordum? Bu çerçeveyi döndürüyordum neyle? Omega gibi açısal bir hızla. Hatırlayın. İşte bir bobinin direnci de omega çarpı L ya da 2πfL diyoruz. Neden? Bu arada omega'yı da biz biliyoruz ki 2πf değil mi? Bunu da yerine koydum. 2πfL. Bu arada L'yi de hatırlarsanız neydi? Bobinin öz indüksiyon katsayısı olan Henry vardı hatırlayın. Ve en önemli yere geliyoruz. Bakın. Bence kafaya en güzel yazacağınız yere geldik. Bunların en büyük özelliği şudur. Şimdi bobinin direnci dedikleri zaman ne aklına gelecek? Özellikle bu formüle çok yorumsal sorularda. Bakın matematiğine ihtiyaç duymayacaksınız ama yorum yaparken. Frekansı büyütürsem ne oluyormuş arkadaşlar? Hop, frekans artarsa XL değeriniz artar. Yani bobinler frekans değişimine karşı doğru orantılı tepki veren elemanlardır. Bakın bu çok önemli. Yol, su, elektrik her şey olarak size geri dönebilir bu. Hadi bakalım. Bir bobin frekansı F olan alternatif akım kaynağına bağlandığında devrenin empedansı ne demektir? Direnci yani Z. Geçen akım iyi. Şimdi hadi daha canlandıralım şöyle bir. Hop. Bir bobinimiz var değil mi? Dirençleri nasıl gösteriyorduk? X'le. Neye bağlanmış? Bir alternatif akıma bağlanmış ama bu arada frekansı F'miş. Vay vay vay. O zaman burada da ne oluyor? Şu anda devrede başka eleman olmadığı için aslında Z dediğiniz adam kim aslında arkadaşlar? X'le değil mi sadece? Bitti. Peki X'le'nin değeri nasıl bulunuyordu? Hatırlayın. Omega L ya da 2 pi fl değil mi gençler? Ve neyi biliyorum? Frekansla falan böyle doğru orantıda değil mi? Şimdi başlıyorum. Devrede frekans arttırılırsa ne güzel. Frekansı bir arttırırsam direnç de büyüdü mü? Yani xl şu anda neye eşitti? Z'ye ne olmuş arkadaşlar? Arttı. Biz ne biliyoruz? Vız. Sen hiç voltajda oynadın mı? Hayır. Değil mi? Sen sadece frekans oynadın. Peki devredeki Z büyüdüyse o devredeki akım ne yapacak? Tabii ki de azalacak, artar, azalır. Yani bakın matematiksel olarak şu denklemin belki sayısal sorusunu görmeyeceksin sınavda. Ama bunu yorumlamayı bak frekans arttıkça ne oldu bana falan demek zorundasınız gençler. Hepten de fizik bilmeyin demiyoruz yani. Bir bobin Türkiye ve Brezilya'da kullanılan. Neden Brezilya acaba? Evet, şimdi o zaman burası Türkiye. Burası Brezilya. Türkiye, Brezilya. Milli maç gibi oldu. Hadi bakalım. Şimdi aynı bobini bağladım. Ama ne varmış bak. İkisinde de voltaj 220 volt. Oo ne güzel. 220 volt. 220 volt. Aynı voltaj. Ama biz kullanıyoruz 50 Hz. Adamlar kullanıyor 60 Hz. Vay vay vay. Voltaj aynı olmasına rağmen şimdi hadi bakalım. Bizim bu bobinlerin direnci neylerden etkileniyordu? 2πfL değil miydi? Kimin frekansı büyükse orada büyük direnç. O zaman kimde büyük frekans? Burada. O zaman bu arkadaşlardaki direnç daha büyük. Brezilya'nın Z'si direnç demek de Z de burada. Z Brezilya büyüktür. Z Türkiye değil mi? Fakat akım neydi? Tabii ki aklına gelecek. Vız. Aynı voltajı mı kullanıyoruz? Evet. Kimin Z'si büyükse akımı küçük olacak. O zaman Türkiye'deki akımın değeri Brezilya'dan daha büyüktür. O zaman nasıl oluyormuş şimdi cevap? B büyük T, T büyük B değil mi? Şu. Değil mi? Edirne. Hadi bakalım. Şimdi geldik kondansatör. Şimdi bir kondansatörün de neyi vardır? Alternatif akıma karşı gösterdiği bir direnç vardır. Buna da ne deriz? XC. Yani şöyle yazıyorum öncelikle buna. Kondansatörün direnci demektir gençler bu tamam mı? Kondansatörün direnci. Kondansatörün direnci dedikleri zaman da aklınıza ne gelecek? Şöyle bir ifade. Kapasitans. Bak ne yazmışım buraya? Kapasitans. Ya da bazı yerlere de görebilirsiniz.
kapasitif reaktans kelimelere dikkat, tamam mı? Şimdi burası çok önemli. Bu bir sınav sorusu olarak geldi. Haberiniz olsun. Şimdi ben bir kondansatörü. Önce gene bakın neye bağladım? Bir doğru akımı bu halde. Bu olayı çok iyi kafaya yazın. Bakın doğru ve alternatif karşılaştırması sınavda size gelebilir arkadaşlar. Şimdi doğru akımı bir bağlıyorum. Sonuç ne biliyor musunuz? Birincide. Sıfır. Diyecek ya, yani nasıl geçemiyor? Bak çok kısa bir akım geçti. Bir anda bu yüklendi mi? Bu diyor ki bende de artık artılar var. Sende de eksiler var. Oh! İkimizin voltajı aynı mı? O zaman akım olmaz. Bakın kondansatörler doğru akımda sadece ne yaparlar? Yüklenip kalır öyle gariban, ne yapsın? Fakat aynı kondansatörü ben alternatif akıma bağlayınca bir anda görüyorsunuz ki 5 amperlik akım geçiyor. Vay di, buradan nasıl geldi şimdi? Ben burada geçmeyen. Şimdi burada şöyle bir şey oluyor. Burada voltaj, bak bunda hiçbir şey yok şu anda gariban. Bu diyor ki al sana voltaj. Buna bir voltaj verdi, yani böyle bir akım geçti. Sonra bir anda buradaki voltaj düşünce bu ne diyecek? Al lan geri. Yani ne oluyor? Aslında bu şöyle oluyor. Bu taraflardan karşılıklı. Önce sağdan soldan hücum, sonra yukarıdan aşağı. Yani bu ne demektir? Kondansatör önce yüklenecek, sonra boşalacak. Yüklen boşal, yüklen boşal. Bu olayla böyle gidecek. Ve ne oluyormuş? İkinci durumdaki, yani alternatif akımda ne yapıyormuş? Mis gibi hayat. Yüksek akım veriyormuş. Ve dikkat ederseniz bobine göre ters bir eleman mı bu? Evet. Bobinlerde ne oluyordu vardı? Hatırlayın. Bobinlerde doğru akım değeri daha büyüktü, değil mi? Peki kondansatörlerde ne oluyormuş? Tam tersi. Alternatif akımdaki durum birinciden büyük. Hatta birinci durumda akım bile yok doğru akımda. O zaman madem tersse ben bunun değerini nasıl buluyordum? XL'yi 2 pi FL, değil mi? Ya da VL, değil mi? Bu da aynısı bak. Ama bu 1 bölü olmak zorunda. 1 bölü VC, 1 bölü tuvalet diye kafada tutabilirsiniz. 1 bölü 2 pi FC. Vay! Bu ne demek? Frekansa nasıl orantıyız? Ters. Bakın bu sefer de o Brezilya'ya gitseydi bu arkadaşın direnci ne olacaktı? Düşük çıkacaktı, değil mi? Evet, hadi bakalım. XC olan bir kondansatör, XL olan bobin ve R olan bir direnç doğru akım ve alternatif akım kaynaklarına bağlanmış. Bak doğru doğru alternatif alternatif alternatif. Hangi ampermetreden akım geçmez? Benim anlattıklarımın tek bir tane durumda geçmedi. O da kimdi hatırlarsanız? Sadece kondansatörlerden ne geçmezdi? Doğru akım geçmez arkadaşlar. Alternatif geçerdi. Bak kondansatör doğru akıma bağlarsan iyi bir sıfırdır. Bundan vallahi fark etmiyor. Bana doğru da versen, alternatif de versen geçerim. Bu diyor ki zaten bana ne verirsen ver, ben hep geçiririm. Bu evet, alternatif akımda izin verdi. Ama ne oldu o zaman? Birinci devrede, yani ne diyelim, A1 amper metresinde maalesef akımın değeri olmayacaktır. Şimdi bakın ciddiyetli bir soru. Kondansatörlerle ilgili belki dediğim gibi bakın o işlem yapmıyoruz ama çok ciddiyetli yorum soruları yapıyoruz. Bakın dikkatli olun lütfen. Kapasitif reaktansı XC olan kondansatör neye bağlı? V'ye ve F'ye. Diyor ki şekil 2'de yalnız frekans arttı. Ne oluyor demen? Hop. Reaktansı soruyor bize. Yani XC'yi soruyor. Neydi o da? 1 bölü VC, 1 bölü 2 pi FC'ydi. Ne oldu sadece sen burada frekans arttırdın? Frekans artarsa XC ne yaptı? Azaldı. O zaman birinci durumda XC azalıyormuş. Cepte. Şekil 3'te ise yalnızca sığacın armatürleri arasında yalıtkan mı? Haydi yalıtkan koyunca ne oluyordu? Ta kondansatörlere mi döneceğiz Allah'ım ya? Evet tabii ki. Epsilon 0 A bölü D, değil mi? Yalıtkan koyunca ne oluyordu? Epsilon artıyordu. Sonuç C arttı, değil mi? Vay XC'ye gelelim o zaman gene. 1 bölü 2 pi FC değil miydi gençler? O zaman ne oldu? C arttı. XC gene azaldı. Yani her iki yaptığınız action'ın sonucu da XC'yi azaltan etkinliklerde. Hadi bakalım. Bir öğretmen öğrencilerine R direncine seri olarak bir X elemanı bağlamasını istiyormuş. Tamam, çok güzel bağladık. X devre elemanının akımın frekansı arttığında direnci azalan, frekans azaldığında direnci artan bir özellikte olmasını istiyormuş. Vay, öğrenme çok şey istiyor bu öğretmen de. Değil mi? Akımın frekansı arttığında direnci azalacak. Frekans azalma. Kim var böyle? Şimdi dirençlerin neydi özelliği? Bu ne diyordu? Bana fark etmez diyordu, değil mi? İstediğini yap. Beni ilgilendirmiyor diyordu. İlgilenmiyor. Fakat
Bobinlerdeki olay neydi arkadaşlar? Bobinlerde şöyle bir şeydi. XL 2 pi FL değil mi arkadaşlar? Ne oluyor yani? Frekans artarsa bunun değeri artıyordu. Peki condansatörlerde ne oluyordu arkadaşlar? Tabii ki XC 1 bölü 2 pi FC değil mi arkadaşlar? Frekans arttığında azalıyor. Adam ne istiyor? Frekans arttığında azalan, azaldığında da artan. Vay vay. Kondansatör hoş geldiniz. O zaman aradığımız cevap bobin değil. Zaten direnç hiç değil. Direnç zaten frekansla bile eşi yok. Şimdi hadi bakalım ne demiş. Şekildeki devrede ne yapılıyor? Bir tane lamba ve bobin yan yana bağlamışlar. Aslında bunların matematiksel hesabını bakın anlatmıyoruz size. Fakat ne yapıyoruz? Şimdi bak ne yaptık biz burada? VE sabit tutulurken şunu oynamadan ne yaptık? Frekans arttırdık. Vay. Ne oluyor? Lamba dediğiniz şey bildiğiniz direnç arkadaşlar. Bu numunun bile değil. Ama bu arkadaş frekansı ne yapıyor? Sevenler grubundan değil mi? Neden? 2 pi FL değil mi bu? Frekans artarsa XL de artar mı? Yes. O zaman bir anda bu devredeki bobinin ne diyoruz biz buna? O zaman şöyle bobinin indüktansı artar değil mi? Böyle yazarlar. İndüktansı artar. Yani direnç arttı. Bir anda bu devredeki direnç artarsa ampermetreden geçen akım ne yapar? Azalır. Ampermetreden geçen akım ne oldu? Frekans arttırdı. O zaman bu yanlış. Akım azaldığı için lambanın parlaklığı ne yapar? Azalır. Şimdi bu kelime birazcık şöyle bir başınıza tatlı bela açabilir diye hafiften. Akımla gerilim arasında faz farkı artar mı şimdi? Bu kelimeyle de bir son dakika sorusu olduğu için böyle karşılaştırmak istiyorum size. Şimdi XL dediğiniz şey arkadaşlar ne oluyordu? 2 pi FL dedik ya. Şimdi sen frekansı arttırırsan XL daha da büyüyecek. Doğru mu arkadaşlar? Evet. XL'nin çok büyümesi demek. O devredeki akımın hatırlayın nasıl, ne yapıyordum? Ben doğru akıma bağladığım bir tane bobin ne demiştim hatırlayın? 5 amper demiştim değil mi ben bunu? Alternatif akıma bağladığım zaman ne oluyor? Ben burayı hatırlayın 4 demiştim. Ama sen bu XL değerini büyütürsen bu akım ne oldu bir anda? 3 ampere gelecek. Doğru mu? Mesela daha da küçülecek. Biraz daha büyüttün 2. Faz ne oldu? Aradaki fark artmaya başladı. Dolayısıyla aralarındaki fark da artacak demektir arkadaşlar. Bu kelimeyi de öğrenin. Ve devrelerde dikkat edin. Rezonans devresi. Şimdi burada R'leri, L'leri ve C'leri her durumda birbirine bağlayabiliriz. Bunun hesabını sormuyor. Sadece şu var. Eğer bir devrede bobinin değeriyle, ohm cinsinden değeriyle, kondansatörün ohm cinsinden değeri birbirlerine eşitse biz buna rezonans, denge durumu deriz arkadaşlar. Hatta buradan çok ileri giderek ben size mesela şunu bile sorabilirim. Ya rezonans frekansı nedir derim mesela. Bu rezonans frekansı da aslında nedir? Radyolardaki alıcı ve verici frekansının uyumlanmasıdır. Hadi bulalım bakın. XL, XC'ye eşit. Bunların frekansı formüllerini yazalım bakalım. 2 pi FL 1 bölü 2 pi FC ise bakın rezonans frekansının formülünü bile buldum bakın size. 1 bölü 2 pi kök içerisinde LC. Sorarlarsa yazarım ama sormadım. Mesela basit bir soru. Elemanlar verilmiş. R'ler, L'ler, C'ler ortalık karman çorman. Hangileri ne diyor? Rezonans. Rezonansın şartı bir tanedir arkadaşlar. O da kim? L ile C'nin eşit olduğu devrelerde. Bakıyorum şimdi. L3, C3. Yes. Bana ne R'den? L3, C4. Bakın şu ikiliye bakıyorum hemen. Uydu mu? Uymadı bunlar. Güle güle. L4, C3 uydu mu? Uymadı. O zaman yalnız bir. Bakın bu kadar basittir. Rezonans dediğiniz şeyin anlamı mı? Budur gençler. Evet. Transformatör. Şimdi transformatör ne demek? Mesela futbolda da var. Mesela transfer, değil mi? Mesela ne demek? Takım değiştirmek. Mesela işte bu da değişim demek. Trans, değil mi? Mesela o değiştirilmiş anlamına geliyor. Trans kelimesi oradan türemiş biliyorsunuz, değil mi? Şimdi ne yapıyoruz? Günlük hayatta bizim evimizdeki elektriğin gelmesi nasıldır? Şöyledir. Elektrik santrali. İşte bu bir doğalgaz olabilir, kömür santrali olabilir. Yani öbür gün bir bakmışsınızda nükleer santral bile olmuş olabilir. Buradan gelen elektrik enerjisi ne yapılıyor? Teller yardımıyla önce şehir şebekesine geliyor, değil mi? Şehir şebekesinden de neye veriliyor? Mahalle aralarında biliyorsunuz trafolara verilir. Trafolardan da evlere, dükkanlara servis edilir, değil mi? Olay budur. Yani ne yapıyoruz biz burada peki? Bir sorun var yalnız. Şimdi burada uzun uzun tellerden götüreceğiz, değil mi?
İşte biz burada bazen akımı yüksek, bazen alçak olmasını isteriz arkadaşlar. Ne gibi? Çünkü şöyle bir sorun var. Normal doğru akımda veya alternatif akımda şuydu, hatırlayın. I kare RT dediğimiz bir ısı yayılma hikayesi vardı. Üzerinden akım geçen, hatta akım çoksa ısı miktarı da çok olacak demektir. Ya yazık, günah değil mi ya? Sen buradan akım geçiriyorsun. Tel ısınacak. Hop, havaya ısı olarak gidecek. Değil mi? Enerji üretiyorsun. Enerji havaya karışıyor. O zaman ben buradaki ısı kaybını en aza indirgemem lazım, değil mi? İşte elektrik enerjisinin ne oluyor? Yani bir kısmı evimize ulaşana kadar ısı kaybı oluyor. Bunu da nasıl engelleyebilirim? Tabii ki cevap basit. Ürettiğiniz güç değişmemek zorunda, değil mi? Güç neydi? I çarpı V, değil mi arkadaşlar? Tamam. Şimdi ne demek? Güç sabit olmak koşuluyla. Sen akımı küçültmek istiyor musun? İyi, karşılığını ödeyeceksin diyor. Yüksek gerilim hattı. O yüzden mesela buralarda mesela görebilirsiniz. 330 bin volt mesela. Tabii şehrin içerisinde 330 bin çok tehlikeli arkadaşlar. Ne yaparlar mesela? 10 bin volt. Yani 10 bin daha az da tehlikeli ya, ama trafolar zaten çok tehlikelidir. Uzak durmakta fayda vardır. Sonra ne yapılıyor? Bizim kullandığımız volt kaç? 220 volt. İşte buralara getiriliyor. İşte bu değişimleri kim yapıyor? Transformatörler yapıyor gençler. O yüzden de bu değişimi gerektiğinde akım, voltaj değişimini yapabilen aletlere transformatör deniyor. Peki bir transformatör nasıl bir şeydir? Bildiğiniz demir bir çerçeve, demir bir çekirdek. Ha, şu aklınıza gelir. Ya öğretmen, demir olmak zorunda mı? Biliyorsunuz ki manyetizmada kimler meşhurdur? Feniko, demir, nikel, kobalt. Çünkü bunlar ferromanyetik maddedir. Yani bu ne demektir? Manyetik alanın geçmesini seven, isteyen. Sen bunu tahtadan da yaparsın ama verimi çok düşük olur. Eğer demir, nikel, kobaltla yaparsan güzel olur. Şimdi ne oluyor? Bakın, buraya çok kafayı yazacağınız en önemli yer bu. Ya bu konuyu niye burada anlatıyorsunuz? Çünkü transformatörler sadece alternatif akım ile çalışabilir. Nedenini açıklıyorum. Şimdi siz buraya bir tane alternatif akım kaynağı bağladınız, değil mi? Ne yapıyor akım? Önce böyle geçti. Dört parmağınızı akım yönüne koyarsanız bir anda bunda ne olur? B manyetik alanı böyle çıkar mı? Ve demir çekirdeğini de üzerinden geçerek buraya gelir. Doğru mu bir anda? Şöyle. Aslında demir çekirdeğin üzerinden yürüyen bir manyetik alan var, değil mi şu anda böyle? Okeymiş. Tabi bu arada akımın değeri ne oluyor? Sürekli hatırlatırım. Alternatif akımın değeri nasıldı? Büyüyor, küçülüyor. Sonra bir de ters yönde geçecek. Doğru mu? Büyüyüp küçülünce bu B sürekli değişiyor. Devam ediyorum. Biraz sonra da hatırlatırım. Akım ters geçecek. Ters geçince de haydi, bu sefer B manyetik alanı bu sefer de böyle mi dolanmaya başlayacak, değil mi arkadaşlar? O zaman ne olacak? Bunun üzerindeki sürekli ne oluyor? Senin burada alternatif akım kullanman sonucunda bu tarafta da sürekli yönü değişen bir ne elde ediyorsun? Manyetik alan değişimi. Burada ne oldu? Biz biliyoruz ki şunu biliyoruz. Değişen manyetik alanlarda ne oluşturur bize? Manyetik akılar tabii ki bize indüksiyon oluşturur. Yönü de sürekli değişirse bakın ne elde ettik? Alternatif akım ne yaptık ama dikkat et. Elde ettik değil mi gençler? Bakın, kullandım, elde ettim. He. Ve iş çok kolay. Buraya ne adını veriyoruz? Primer, sekonder. Primary school, secondary school diye aklınızda tutabilirsiniz. İlkokul, ortaokul diye. Değil mi? Yine İngilizceye devam değil mi, gördüğünüz gibi. Şimdi buradaki NP'ye ne diyoruz? Primerdeki sarım sayısı. NS'ye ne diyoruz? Sekonderdeki sarım sayısı diyoruz, değil mi arkadaşlar? He. Yapacağınız şey çok basit. Burada bir akım var. İP, voltaj VP, IS, VS ise. Dikkat edin şimdi. İdeal bir transformatör. İdeal ne demek? %100 verimli ise şunu yapıyorsunuz. Sarım sayılarıyla voltajlar doğru orantılıdır. Bakın primer primer. Fakat akımlar terstir. Neden? Hatırlatıyorum. Güç IV diye bununla bu ters orantı çalışması lazım. O zaman sarım sayısı çoksa ne oluyor? Bu durumda yüksek bir sekonder çıkış alırız, değil mi? Hadi bakalım bir örnekle şimdi başlayalım. Bir elektrik santralinde üretilen elektrik enerjisinin mesela bakın ne güzel benim kitabımda olup da geçen sene sınavda olan güzel bir soruydu bu da aynı zamanda. Ballı adamdım ben gerçi geçen sene 11 tane soru olunca kitaplarda. Bir elektrik santralinde üretilen elektrik enerjisinin istenilen yere iletilmesinde akımın yüksek değerlerinde enerji kaybının çok olduğu görülmektedir. Bu kaybı en aza indirgenmesi için akımın küçültülmesi gerekir. Buna göre akımın değerini istenilen değere çeken alet tabii ki de kimlerdir arkadaşlar? Transformatörlerdir arkadaşlar. Şimdi bu arada bazı kelimelerle tanıştık. Mesela jeneratör.
Genelde böyle sitelerde falan vardır, değil mi? Elektrik kesilince devreye geliyor, değil mi arkadaşlar? Jeneratör ne yapıyor? İşte mesela benzinden ya da mazottan, artık o artık parasına göre değişiyor artık. Mazotlusu, benzinlisi falan diye, verimlisi, az verimlisi diye. Ne yapıyor bunu? Aldığı enerjiyi elektrik enerjisi çeviriyor. Dinamo mesela, eskiden bisikletlerde vardı dinamolar arkadaşlar. Hareket enerjisini elektrik enerjisine çeviren düzenektir. Diyot zaten son konularda göreceğiz, tek yönlü akımdır. Motor ne yapar? Araba motoru aslında jeneratörle motor yaklaşık olarak aynı şey. Arabanın motoru ne yapıyor? Aynı mantığını. Bu elektrik üretirken bu hareket üretir arkadaşlar. Kabaca tanımlarını da yaptık işte. Evet, ne demişim? Evimizde kullandığımız elektrik enerjisi bizden kilometrelerce uzakta bulunan hidroelektrik, nükleer, rüzgar ve benzeri santrallerden elde edilen enerjinin iletilmesiyle sağlanır. Bu enerjinin iletimi için teller kullanılır. Ancak bir iletkenden elektrik akımı geçerken ısı enerjisi ortaya çıkar. Bu da enerjinin bir kısmını kaybı. Bak, anlattığım masalı çok güzel anlatmışım. Isı kaybı kullanılan telin direnciyle doğru orantılıyken, bak neydi hatırlatalım, ısı enerjisi, bakalım doğruymuş, dirençle doğru orantılıyken üzerinden geçen akımın karesiyle doğru. Bak, i kare rt, zaten formül öyle değil miydi? Şimdi diyor, hangisi yapılırsa, yalnız bu arada dikkat edeceğiniz bir pislikle tanıştırıyorum sizi. Şimdi bir r direnci. Ben bunu aynı V'ye bağladım, değil mi? Buradan da bir ne geçecek? İ akımı. Ne oluyor? Vır, değil mi arkadaşlar? Şimdi ne yapabilirim acaba? Şimdi transformatör ile elektrik enerjisinin gerilim değerini yüksek. Hangileri yapılırsa elektrik enerjisinin iletimdeki ısı kaybı küçük. Şimdi bir kere şunu unutmayın. Transformatörlerde neydi? İ ve sabitti arkadaşlar, değil mi? Güç sabitken. Ne yapıyordun? Eğer akımın küçülmesini istiyorsan bunun karşılığını ödeyeceksin. Yüksek gerilim hatları. O zaman transformatör ile elektrik enerjisinin gerilim değerini daha direkt yükselterek zaten bu işi yapabiliriz. Peki başka ne yapabilirim? Kesiti demeyeyim de direnci küçük olan teller tercih etmemiz lazım ki böylece ısı ortaya çıkmasın, değil mi arkadaşlar? O zaman tabi bu arada direnci de hatırlayın. Rho L bölü A dedi mi gençler? O zaman direnci küçük olması için ne diyebilirim? Öz direnci küçük metaller seçmek veya alanı, değil mi, kesit alanı büyük olan teller kullanmak arkadaşlar. Zaten mesela şu soru karşınıza geliyordur muhtemelen, akıllı telefon kullan. Ya Amerika'da 110 volt var, bizde 220 volt var. Neden? Şimdi arkadaşlar, 110 voltluk bir şehir gerilimini kullanabilmeniz için şöyle bir sorun gerekiyor. Akım büyüyecek, değil mi, bu sefer şu hikayeye göre? Sen voltajı küçük yaparsan akım büyüyecek. Ama bu akımı taşıyabilecek olan teller gerekir. Bu tellerin de ne olması lazım? Yüksek akım taşıyabilmesi için ne gerekir arkadaşlar? Daha kalın teller, daha kuvvetli teller olması gerekir arkadaşlar. O yüzden mesela şu anda Amerika'da bildiğim kadarıyla tarihsel süreçte ilk olarak Edison demiş ya, doğru akımcıydı önce, sonra alternatif akıma geçtiği için. Doğru akım her zaman daha yüksek ne istiyor arkadaşlar? Daha kuvvetli teller, daha akımı yüksek taşıyabilecek kapasiteye sahip tellerdir. Sonra yıllarla alternatif akıma geçseler bile teller tabii kaldırılmamış duruyor arkadaşlar şu anda. Dolayısıyla bu teller de kuvvetli, güçlü olduğu için de 110 voltu kullanmalarının hiçbir mahsuru yok yani. Şimdi bu arada biz ne dedik? Primer. Buradan ne yaptık? Voltajı uygula, değil mi? Buradan ne elde ettik? Sonuç elde ettik. Elde et. Şimdi bakın, sarım sayılarını biliyorsanız, bakın bu sekonder, bu primer. Eğer buradan buraya geçerken sen sonuçları elde ettiğin yerde çok sarım varsa, bakın sekonderdeki sarım sayısı primerden çoksa bu bir yükseltici transformatördür. Tam tersi, primerden sekondere geçerken sarım sayısı azalıyorsa alçaltıcı transformatördür, değil mi? Mesela evlerde kullanmış olduğunuz cep telefonu şarjlarını düşünün. Prize takıyorsun. Ya prizden kaç volt geliyor arkadaşlar? 220. Tamam, bunun içerisinde ne var? Çıkışta kaç volt oluyor arkadaşlar? 12 volt oluyor, doğru mu? Demek ki bunun içinde bir yerlerde bir transformatör var arkadaşlar. Voltaj değiştiriyor. Bir de bu arada doğru akıma da çeviren var. Bunu düşünebiliriz. Tabi bu arada birden fazla ideal transformatör kullanılırsa, direkt olarak mesela bakın, V1'in V2 oranı nedir? Hemen cevap basit. N1'in N2 oranıdır. Peki N3'ün N4'ü oranında, bunun bu tarafına bak. V2 bölü V3'tür hemen. Aynı, direkt olarak sarımlarla voltajlar doğru orantılıdır gençler. Ne demiş?
Bakın giriş çıkış, giriş çıkış yani primer sekonderleri verilmiş ve ne demiş? En sayıları ile orantılıymış. Hangileri yükseltici transformatördür? Cevap basit. Birinin yükseltici olabilmesinin ne olması lazımdı? Sarım sayısı nerede çoktu arkadaşlar? Çıkışta çok olacak, değil mi? Bunu arıyorduk, değil mi? O zaman çok mu? Yes. Az mı? No. Az mı? No. O zaman yalnız X transformatörü yükseltici bir transformatördür, değil mi? Şimdi bakın, ben çok umutluyum. Bir gün böyle bir soru gelecek ama hangi gün acaba? Ne diyor? Elektrik santralinde üretilen elektrik enerjisinin evimize bakın kabaca ben size anlatmıştım. 300 bin volt, 10 bin volt sonra 220 volt diyor. 1, 2, 3 ile gösterilen taşınımlarda neydi? Bu voltlar geliyorsa ısı kaybının en az ve en çok olmasını beklediğimiz yer. Şimdi uyanacağınız şey şu neydi? P eşittir IV. Nerede voltaj çok? Orada akım az. Akımın az olması demek ısı kaybı da az. Doğru mu? Yani bunun anlamı ne demektir? Akımın en az olması için en yüksek. O zaman buradaki şuradan geçen akıma I1, buradakine I2, buradan geçen akıma I3 dersem ne diyeceğiz? O zaman en büyük, en küçük akım en yüksek voltajda. O zaman şöyle diyeceksiniz. I1 küçüktür I2'den, o da I3'ten. O halde ısı kaybı da en az olan kim? I1 durumu. En çok olan da I3 durumu olacaktır arkadaşlar. İşte en az olan 1 numaralı taşınım, en çok olan da 3 numaralı taşınımdır. Şimdi ve geldik. İstek parça vardı geçen gün arkadaşlar. Ben hep sevip de terk edenler diyordum. Bir arkadaşım ısrarla yazıyor mesajlara. Sevip de söyleyemeyenler için yapabilir misin son şarkınız dedi. Hadi bakalım bu soruda sevip de söyleyemeyenlere gelsin arkadaşlar burası da. Gerçekte transformatörler %100 verimle çalışmaz. Zaten hayatta %100 verim yok arkadaşlar. Nasıl buluyoruz peki? Cevap basit. Güçle anlıyoruz. Bakın verimin genel mantığı nedir? Şudur aslında. Alınan güç, verilen güç. Biz nereden veriyoruz? Ver coşkuyu buradan veriyoruz. Sonuçları buradan alıyoruz, değil mi? O zaman cevap basit de. Sonuçları aldığınız yer sekonder ve gücü de nasıl yazıyoruz? IV dedim, P eşittir I çarpı V. O zaman ISVS eşittir IPVP dediğiniz zaman verime karşılık gelir. Hadi bakalım. Şekildeki demir çekirdek üzerine sarılmış transformatörde ne diyor? Sekonderin sarım sayısı primerden büyük. Oo, burası çok sarımlı mı? Çıkış çok sarımlı olunca biz buna ne adını veriyorduk? O zaman bu bir yükseltici transformatördür. Gerekebilir belki. O gerilim yükselticidir. Fakat asla gücü yükseltemezsiniz. Ne olabilir? Gücü aynı en iyi ihtimalle bırakabilirsiniz, değil mi? Ya da düşüreceğiz. Yapımında demirin kullanılmasının nedeni verimi arttırmaktır. Arttırmaktır. Evet, dersin başına da bu konuda uyarmıştım sizi. Bunu kullandık diye de arkadaşlar verimi artacak. Eğer sen şimdi %90, %80 verime düşüyor, %60'a düşüyorsa bu kullandığın maddenden kaynaklıdır arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar matematiksel işlemlerin de yapılmaması gerektiği bir konuyu gayet bence iyi geçtik arkadaşlar. Umarım faydalı bir çalışma olmuştur. Bazı terimler dikkat ederseniz unutulabilecek terimler. Özellikle bobinlerin frekansla, kondansatörlerin frekansla olan davranışlarını kesinlikle unutmayın gençler. Unuttuğunuz zaman videolarımız burada. Dön geri bak hemen. Yeter ki sınavda yapmamız gereken zamanı ayırın burada arkadaşlar. Evet, kendinize çok iyi bakın gençler. Sağlıkla kalın. Bir sonraki çalışmada görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın.